Amerikan birim sisteminde sıvı hacimlerini nasıl ölçüyoruz? Şimdi gelin buna bir göz atalım. Karşılaşacağınız en küçük sıvı hacim birimi ki genelde yemek tariflerinde falan kullanılır. Çay kaşığıdır, evet çay kaşığı. Aslında bu hacim çoğumuzun çekmecelerinde bulunan tatlı kaşığıyla hemen hemen aynı. Yemek tariflerinde de geçer ya, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı yağ falan derler. İşte o tatlı kaşığından bahsediyoruz. Amerikan birim sisteminde çay kaşığı olarak geçiyor. Çorba kaşığının bir küçüğü yani. Çay kaşığı işte böyle bir şey. Evet, böyle bir şey. Şimdi 3 çay kaşığı kadar hacim bir araya gelince yine çekmecelerimizde bulunan başka bir şeyin hacmine eşit oluyor. Yani bu hacimi 3 ile çarpınca Burada bir çay kaşığı hacminde sıvı var. İşte bu hacmi 3 çarpınca bir çorba kaşıklık hacme ulaşıyoruz. Çorba kaşığı. Yani 3 çay kaşığı eşittir bir çorba kaşığı. Demek ki çorba kaşığı biraz daha büyük olacak. Böyle bir şey, evet buna benzeyen bir şey olacak yani. Aşağı yukarı çekmecenizdeki büyük kaşıkların alabildiği hacim kadar. Çorba kaşığı böyle bir şey. Yani 3 çay kaşığı sıvı 1 çorba kaşığı ediyor. Şimdi eğer 2 çorba kaşığı hacmini bir araya getirirsek 1 onsluk bir hacim elde ederiz. Ama burada dikkatli olmak lazım. Sıvı ons bu. Sıvı ons. Amerikan birim sistemi süper anlaşılır olacak şekilde tasarlanmamış. Çünkü bir de ağırlık birimi olan ons var. Ee, ağırlık birimi olan ons... 1 e, pound'un 16'da birine karşılık geliyor. Buradaysa bir sıvı ons var. Buysa 2 çorba kaşığına veya şimdi göreceğimiz üzere 1 bölü 8 fincana eşit. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Bir dakika neden ikisine de ons denmiş ki? İkisi arasında nasıl bir ilişki var ki? Aralarındaki ilişki bayağı dolaylı. Bir ons sudan biraz fazlası, daha doğrusu bir onstan biraz daha ağır bir miktarda suyun, yani ağırlığı bir onsun azıcık üstündeki bir miktar suyun hacmi yaklaşık bir sıvı onsa karşılık geliyor. Demek ki bir ons su ve bir sıvı onsu, bir sıvı... <laughs> <laughs> bir ons ağırlığındaki ve bir sıvı ons hacmindeki su miktarları birbirine çok 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 yakın. Evet bu kadar. Ama yine de birbirine eşit değil. Söyleyemedim şimdi bunlarla nelerin hacmi ölçülebilir mesela çay ve çorba kaşıklarının yemek tariflerinde kullanıldığını söyledik sıvı ons da mesela birinin alması gereken ilaç miktarını belirtmek için kullanılabilir. İki çorba kaşığı şurup içmesi gerekiyordur mesela o da bir sıvı ons eder ve sekiz sıvı onsluk hacim bir araya geldiğinde de sıvı onsunda çizimini yapayım ki hepsinin karşısında bir resim olsun evet. Hani bazı şurup şişelerinin üstünde şurubu koyup içebileceğiniz küçük bardaklar vardır ya, onun içine iki çorba kaşığı sıvı koyarsanız yaklaşık bir sıvı ons edecektir. Şimdi, şimdi, sekiz sıvı onsluk hacmi bir araya getirirsek, sekiz sıvı onsluk hacmi bir araya getirirsek, bir bardaklık bir hacim elde ederiz. Evet, bir bardaklık bir hacim. Amerika'daki çoğu mutfakta ölçüm bardağı bulunur. Hacimleri tam olarak bir bardağa eşittir. Mesela bir kre tarifinde bir bardak un ekleyin diye bir ifade geçebilir. Bir bardak un ekleyin. Evet. Gerçi mutfaklarımızdaki çoğu su bardağı da yaklaşık olarak bir bardak hacmindedir. Mesela bir kola kutusuna baktığınızda kola kutularını biliyorsunuz. Standart bir kola kutusu 8 değil 12 sıvı ons hacmindedir. Demek ki bir kutu kola bir buçuk bardağa falan denk geliyor. Bir bardak 8 sıvı onsa eşit. Bir kola kutusuysa 12 sıvı ons alıyor. Yani yani bir buçuk bardağa karşılık geliyor. Şunu bir içecek kutusuna benzetmeye çalışayım. Evet, bu 12 ons yani bir buçuk bardak. Bir bardağın ne kadarlık bir sıvı hacmine karşılık geldiğini gözünüzde böylece canlandırabilirsiniz. Şimdi iki bardaklık hacim bir araya geldiğinde. iki bardaklık hacim. Evet. Bir pintlik hacim ortaya çıkıyor. Orta boy süt kutuları vardır ya hani yarım litrelik. İşte bu kutular yaklaşık olarak bir pint süt alır. Yani orta boy bir süt kutusuna bakarak bir pinti gözünüzde canlandırabilirsiniz. Gerçi benimkisi daha çok eve benzedi ama umarım siz anlamışsınızdır. Bunun normalde bir süt kutusu olması gerekiyordu. Bununla idare edeceğiz artık, tamam. Neyse, bir pint iki bardağı eşit. Kutunun içinde bir sıvı var. Sanki şeffafmış gibi de içini görebildiğinizi hayal edin. Veya çok büyük bir kupa da bir pint hacim alabilir. Diyelim ki böyle kocaman, evet kocaman bir kupamız var... Ben maalesef bu kadar çizebiliyorum ancak. Bu kupada yaklaşık olarak bir pinte eşit olabilir. Bunu da sıvıyla dolduralım. Evet işte böyle. Bu benim bir pintlik büyük kupam. Şimdi iki pintlik hacim bir araya geldiğinde, evet bir araya geldiğinde bir kuart eder. Bir bakkala girip yaklaşık bir kuart süt almanız mümkün. Litrelik büyük boy süt kutuları yaklaşık bir kuart süt alır. Orta boy kutudan biraz daha yüksek ve geniş olur bunlar. Aşağı yukarı böyle görünürler büyük boy süt kutusu çizmeye çalışıyorum ben bu arada. Evet, evet. Ve nihayet dört kuartlık hacim bir araya gelince de bir galonluk bir hacim eder. Dört kuart, yani çarpı 4 bu 1 galona eşit. Evet, 1 galona eşit. Amerika'da 1 galonluk süt şişeleri vardır. Bakalım 1 galonluk bir süt şişesi çizebilecek miyim? Elimden geleni yapıyorum. Eminim 1 galonluk süt şişesini benden iyi çizebilecek birileri vardır aranızda. En azından Amerika'da süt en yaygın olarak 1 galonluk şişelerde satılır. Kapağı da genelde turuncu ya da kırmızıdır. 1 galon süt. Evet işte böyle bir şey. Peki, şimdi bir tekrar edelim. Bu birimleri küçükten büyüğe doğru birbirinin katları olarak yazdım. Ama her şeyi ons türünden ifade etmek gerekirse, çünkü bu şekilde ifade edebiliyoruz hepsini, bir bardak, bu yani bir bardak 8 onsa eşittir. 8 ons eşittir bir bardak. Bunu 2 ile çarparsak 16 ons eder, bu da 1 pinte eşit. Onu da 2 ile çarparsak 32 ons yapar ve 32 ons eşittir 1 kuart öyle değil mi? Onu da 4 ile çarparsak 30 çarpı 4 120 artı 8 evet demek ki 1 galonda 128 ons varmış 128 ons. Bir daha alışveriş için süpermarkete gittiğinizde aldığınız ürünlerin hacimlerini Amerikan birim sistemine çevirmeye çalışın. 1 litrelik kutu süt aldığınızda yaklaşık 1 kuart süt almış oluyorsunuz. Bu da yaklaşık 32 ons ediyor. Tabii bu bağlamda sıvı ons'tan bahsettiğimizi de unutmayın.